en iyi anlaştığın ve hiç anlaşamadığın teknik direktörler kimlerdi? En iyi anlaştığım teknik direktörler genç milli takım döneminde Serpil Hamdi Tüzün'dü. Daha sonrasında da Mustafa Denizli diyebilirim. Anlaşamadığım teknik direktör yok gibiydi ya. Genelde oynadığım için ilk 11'de çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Birlikte oynadığın en yeteneksiz futbolcu kimdi? Bunu yerli ya da yabancı değil, değil mi? Yabancı herkesin ortak noktası. O dönemde hatırlar herkes. Osvaldo Nartolla vardı. Yani 3 kere sektiremiyordu topu. Gerçekten. Çok yeteneksizdi. Nasıl Beşiktaş almıştı o zaman bilmiyorum. Gordon Bilne zamanı. Son zaman. Neymiş? Almanya'da oynamak mı, İspanya'da oynamak mı? Kesinlikle İspanya'da oynamak. Bana daha yakın. Daha teknik kapasiteye önem veren. Almanya daha fiziksel oyun kalitesine müsait ama bugünkü konjonktürde baktığımızda Almanya futbolu daha önde ve daha iyi pozisyonda. Çünkü hem tekniği hem fiziği birleştirdiler. Ama ben yine de İspanya'yı seçerdim. Orada oynadığım için. Gerçi Almanya'da da oynadım. Nürnberg'de. Belçika'ya attığın gol en iyisidir ama San Marino'ya attığın gol mü, Kuzey İrlanda'ya attığın gol mü? Kesinlikle Kuzey İrlanda'ya attığım ilk gol. Bence mükemmel bir gol, atlanıyor. Ben attığım için söylemiyorum. Teknik direktörlük yapmak mı, spor yorumculuğu yapmak mı, neden? Kesinlikle teknik direktörlük yapmak. Futbolu bıraktığım ilk yıllarda hatırlarsınız bir 3-5 sene spor yorumculuğu yaptım. Spor yorumculuğu yapmamın ana nedeni teknik direktörlüğe hazırlanma ve birilerinin kafa yapımı duymasıydı. O dönemde ikinciliklere gitmiyordum o yüzden. Kendimi uygun bulmuyorum. Sonra baktım 3-5 sene geçti, hiç kimse teklif gelmiyor. Bir gün ilk gelen teklifi kabul ettim, ikincilikten gelmişti. Şu anda 6-7 takım çalıştırdım, ikincilik ve birincilik olmak üzere. Ben üretmek istiyorum, sahada olmak istiyorum. Bilgi ve birikimimi kişilere, oyunculara aktarmak istiyorum. Resim çizmek istiyorum sahada, oyunu güzelleştirmek istiyorum. Futbol oynat. Tırmak istiyorum şu andaki pozisyonumda. Nedeni de bu. Çünkü konuş nereye kadar? Tamam konuşalım, futbolu konuşalım. O da güzel. Yorumculuk da aslında zevkli. Ama teknik direktörlük mü, yorumculuk mu dersen her zaman teknik direktörlük. Birlikte oynadığın en yetenekli futbolcu kimdi? Yani baktığımızda bugün Beşiktaş döneminde herkesin de ortaktır. Sergen Yalçın kesinlikle çok üstün bir yetenekti. Bence o yeteneklerini insanlara azını gösterdiğini diye düşünüyorum. Üstün yeteneklere sahip bir oyuncuydu kesinlikle. Değerlendirdiğimde oydu. Başka isimler de tabii ki vardı oynadığımız dönemde ama birlikte oynadığım ikili olarak değerlendirdiğimde de forvet hattında Daniel Amokachi forvet hattında da iyi oyunculardan biriydi. İyi bir ikiliydik yani. Kariyerim boyunca tek bir takımda oynayacak olsaydın hangi takımı tercih ederdin? Bu soru tabii benim için can alıcı bir soru aslında. Ben kariyerimi Beşiktaş'ta bitirmek
niyetindeydim. Kişisel yaptığım yanlış kararlar ve kişisel değerlendirmelerim sonucunda 6-7 sene oynayabildim. Beşiktaş'ta tamamlamak isterdim kariyerimi ve bu benim için de çok büyük bir artı olacaktı kariyerim açısından. Ama olmadı. Geriye dönük bazı şeyleri tamamlayamıyorsun. Geçmişte kaldı. Artık önümüze bakacağız. Hangisi daha iyi stoperdi? Alpay Özalan mı, o gün Temizkanoğlu mu? Bul. Yani bu atlanacak soru gerçekten. Bence ikisi de çok üst seviye oyuncuydu. Ama şöyle değerlendirmek lazım. O gün Temizkanoğlu aynı zamanda çok büyük bir jokerdi. Yani orta sağ koy oynardı, sağ beke koy oynardı. Benim bildiğim mevkilerde forvete bile koy oynardı. Gol atma becerisi de yüksek bir oyuncuydu. Yani seçmek gerekirse o gün Temizkanoğlu'nu seçerim. Hangisi daha büyük yetenekli? Sergen Yalçın mı, Mehmet Özlek mi? Kesinlikle Sergen Yalçın. Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Trabzon mu, neden? Tabii ki her zaman Beşiktaş. Beşiktaş'ta yapmış olduğum kariyer şu anda Beşiktaş'ın tarihinde yazılı olan ismim. Bana onur ve gurur veriyor. Bunu biraz önce de söylemiştim. Beşiktaş'ta kariyerimin son maçına kadar Beşiktaş'ta oynamak isterdim. Bitti. Evet.